Hocam haklısınız. Sizin bu niteliklere sahip Cumhurbaşkanı adayınız keşke seçimleri kazansa ama bence kazanacak. O niteliklere sahip bir Cumhurbaşkanı adayı kazanacak. Nezaketiyle, zerafetiyle, siyasal bilinciyle, kamucu ve halkçı perspektifiyle, cumhuriyetçi kimliğiyle bu ülkeyi yeniden birleştirecek, bu toplumu yeniden birleştirecek bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyaç var. Yurtseverliğiyle. Ya hep söylüyorum, bir şey söylüyorsunuz, ezan susmaz deniyor. Başka bir şey, yolsuzluk var diyorsunuz, bayrak inmez diyor. Öyle bir şey yok. Asıl tehdit bugün iktidarı elinde tutanlardan geliyor. Bu ülkenin bütün zenginliklerini yağmalamış durumdalar. Bu nedenle ekonomik kriz önlenemiyor. Niye? Dinci bir perspektifle iktisadın yasalarını bir kenara bırakıp, bakın din değil dinci, İslam değil İslamcı, yani dini ve İslam'ı istismar etmek üzerinden ekonomiyi ve siyaseti yönetmeye kalkanlar bu ülkedeki yoksulluk ve sefaleti artırdılar. Ne diyor Erdoğan? Vicdansız diyor açım diyene. Yalan söylüyorsun diyor, aç değilsin diyor. Bakın bu ülkede insanlar aç olduğunu söylemekten utanırlar. Böyle bir geleneği vardır bu ülkenin. Bu insanların böyle bir geleneği vardır. Aç olduğunu söylemekten, yoksul olduğunu söylemekten insanlar utanır. O yüzden düğününde, derneğinde neyi var, neyi yok ortaya koyarlar. En iyi yemeklerini, en iyi ikram edebilecekleri malzemeyi misafirine çıkartırlar. Burası böyle bir ülkedir, böyle bir kültürden gelir. Ama bu ülkede açım diyor artık insanlar ve siz vicdansız diyorsun. Ahlaksız diyorsun. Hatta provoke ettiğini söylüyorsun. Yani sadece Gezi direnişçilerine değil, bütün topluma karşı bir saldırganlık halinde iktidar. Yani ya siz nankörsünüz diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Neden böyle biliyor musun? Sanki bu ülke daha önce, o ülke onlara göre darül harpti. Yani İslam'ın egemen olmadığı, İslam'ı egemen kılmak için cihatın yapıldığı bir ülkeydi onlar için. Kafirlerin elinden kurtardıklarını düşündükleri için, ya size dininizi verdik, bunu anlamıyor musunuz? Nankörler diyorlar. O arada kılıç hakkı saydıkları ganimetleri paylaşıyorlar. Cumhuriyeti onlar ganimet gibi gördü. Yani bir orta çağ yağmacılığıyla karşı karşıyayız değerli seyirciler. Doğru. Bir orta çağ yağmacılığıyla karşı karşıyayız. Evet, evet. Ve çok ne yazık güzel. Ki, çok ne güzel. Yazık ki. Ne yazık ki bu cumhuriyetin kurucuları, kurucu kadrolarının bir bölümü, cumhuriyetin asker ve sivil bürokrasisinin bir kısmı ve cumhuriyet burjuvazisinin bir kesimi cumhuriyete ihanet ettiler. Onu cami avlusunda terk ettiler. Bir takım küçük işlerini gördürmek, bir takım kirli işlerini temizletmek için. Ve zannettiler ki hadi dönün dedikleri zaman onlar medreselerine geri dönecekler. Hayır dediler, sıra bizde. Olmaz değil bakın. 21. yüzyılda bir ülke bir orta çağ karanlığına gömülmez diye bir koşul yok. Bu dünyada Taliban Afganistan'ı olduğu sürece ne aydınlanma ne de modernite, ne aydınlanma ne de çağdaşlık bitmiş bir proje değildir. Moderniteyi tamamlanmış bitmiş bir proje sayıp pozitivizmle birlikte onu tarihin çöplüğüne atmaya kalkanlar kendileri arkaik. Bakın antik baltanın sergilendiği müzenin bir kenarından bize sesleniyorlar. Medreselerden, Nizamiye medreselerinden sesleniyorlar bu topluma. 1000 yıllık bir kurumu bu topluma dayatmaya çalışıyorlar. Slovaç Zizek'in söylediği gibi, Afganistan'ın olduğu bir dünyada ne modernite ne aydınlanma bitmiş bir proje değildir. Türkiye bugün bir orta çağ saldırısıyla, bir orta çağ karanlığıyla yüz yüzedir. Bu küfürlerin sebebi odur. Bu hakaretlerin sebebi odur. Ve bu millet bunları hak etmediğini demokratik bir biçimde ve hukuk içinde kalarak en kısa zamanda gösterecektir, bundan eminim. Ben dava açacağım. Buyurun hocam. Evet değerli izleyiciler, şimdi o iki yazıdan sonra birazdan bu sevgili Yanardağ'ın çok doğru bir teşhisle
Orta Çağ yağmacılığı dediği şeye de geleceğim. Ama önce bu iki yazımdan sonra Kılıçdaroğlu telefon etti. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki %100 katılıyorum bütün bu saydıklarınıza, hem özelliklerine hem rol modeli olma niteliklerine sağ olsun. İki şey söyledi, üç şey söyledi aslında. Önce dedi ki bu özelliklere sahip bir cumhurbaşkanı Türkiye'yi kısa zamanda düze çıkarır dedi. Yani o biraz tekrarladı, işte çalmayacak, yalan söylemeyecek falan diye tekrarladı. İkinci söylediği bence çok önemli bir şeydi. Dedi ki bunlara ek olarak, gururunu, kendi egosunu kibirini yenmiş olacak dedi. Kibirini olmayacak. İşte, kibirini yenmiş olacak. Egosunu, onun kullandığı kelime oydu. Onun için biraz durakladım. Kibir diyecektim. O kibir demedi, egosu dedi. Kendi egosunu dedi yenmiş olacak. Çok önemli bir şey söylüyor. Çok önemli bir şey. Egosunu dedi yenmiş olacak dedi. Üçüncü bir şey daha söyledi. Dedi ki zaten bizim altılı partiler masası olarak tarif ettiğimiz cumhurbaşkanlığı da sizin bu söylediklerinizden çok farklı değil. Biz de bunları önermiştik dedi. Ama beni en çok etkileyen egosunu yenmiş olmalı sözü. Yani oradaki psikolojiyi yakalamış dedikten sonra bu Merdan Yanardağ'ın söylediği Orta Çağ yağması var ya, ben yarın onu yazdığım için tam üstüne geldi Merdan Yanardağ'ın söylediği. Değerli izleyiciler, soygun, bakın üç şey birbiriyle beraber gidiyor ve dördüncü bir sonucu var. Bu bir formül. Soygun mutlaka adaletsizliği getiriyor. Çünkü adalet olursa soygun yapamıyorsunuz. Soygunu yapanlar adaletsizliğe yol açıyorlar. Çok önemli. Şimdi hem soygun oluyor hem adaletsizlik var. Dolayısıyla bunun devamı için, buna karşı protestoları önlemek için ne gelişiyor? Baskı gelişiyor. Yani adaletsizlikle soygun beraber gidiyor. Çünkü bağımsız adalet soygunu önler. Soygun olması için adaletin bağımlı yapılması lazım. Adaleti kontrol altına alarak soygun yapanlar kendilerini güvenceye alıyorlar ve devam ediyorlar. Buna karşı protestoları önlemek için de sansür, baskı, mahkeme, hapis filan yapıyorlar. Eşit ne oluyor biliyor musunuz? Soygundan dolayı tabii bütün gelişme ve kalkınma engellendiği için açlık oluyor. Demek ki formül şu: soygun, fonksiyonu adaletsizlik, fonksiyonu masaya yatırılacak. Konuklar önemli. Eren Erdem var, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi, yazar. Ali Mahir Başarır var, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. İyi Parti milletvekili Aytun Çıray var. Aynı zamanda Meral Akşener'in baş danışmanı kendisi. Gazeteci Hilal Köylü var. Eski Dışişleri Bakanlarından Şükrü Sina, Profesör Doktor Şükrü Sina Gürel var.